Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kişi koruma dersinin ikinci dersinde teorik olarak kaldığımız yerden konuları anlatmaya çalışacağım. Tehlike anında yapılması gereken hareketler, tehlikenin nereden geldiği belirlemek için saat yöntemi kullanılır. Saldırganı en yakın kişi etkisiz hale getirir. Diğer korumalar korunan kişiye yönelir. Yakında araç varsa korunan kişi arka koltuğa itilir. Koruyan kişi tarafından üzeri sarılarak örtülür. Önemli kişi saat yönünde 12'yi gösterir. Atış yönü saat istikametinde güvenli yere, ters istikametinde güvenli yere götürülür. Örnek olarak saat 2 yönünden atış geliyorsa ters istikametinde saat yönünde 9 istikametine hedef küçülterek istikameti doğrultusunda tam koruma yapılarak atışın geldiği istikamete göre VIP yani önemli kişiyi korumak, diğer alternatif saldırılara karşı da tedbirli olmak gerekiyor. Konvoy ilerleme tekniklerinde arkadaşlar yüksek sürat ve orta ve yavaş sürat şeklinde hareket tarzlarımız vardır. Bunu da VIP sürücüsü aracını konvoy halinde ilerleme yaparken öndeki aracın yakın koruma aracının çamurlu seviyesinde yani sürücü kaput hizasında öncü koruma aracının çamurlu hizasında mesafe takibini ayarlar. Süratli hız sisteminde ise konvoy düzenlerinde VIP sürücüsü aracını öndeki aracın tekerini görecek şekilde kaput üzerinden görecek şekilde ayarladığı zaman araçlı takip konvoy mesafesini ayarlamış oluyor ve ona göre de güvenli bir şekilde intikallerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus yakın koruma amiri sağda otururken saat yönünde saat istikametinde 6 ve 11 aralığını ne yapar? Göreceli olarak denetim ve kontrolünü yapar. Sürücü ise yine bu sorumluluğunu saat yönünde 3 istikametinden ve 9 istikametinde olan alanı ne yapar? Araç sürüş intikallerinde ilerisini kontrol ederek ne yapar? Araç konvoy düzenini sağlar ve emniyeti de temin etmiş olur. Trafik şartlarında nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Normal trafik şartlarında makam arabasının sağından solundan gidebilme ve koruma sağlama yöntemleri kullanılır. Yoğun trafikte ise takip arabasının sağından solundan gerektiğinde duracak, yayaların aralardan geçmesini ve diğer araçların aralara girmesini de ne yapacak? Engelleyecek. VIP arabasının özelliği nedir arkadaşlar? Yedeği olabilir, çok konforludur ve de zırhlı olmalıdır. Güçlü motora sahip olmalı ve her türlü hava ve arazi şartlarında uygun olmalı. Yakın koruma araçlarının özellikleri ise geniş ve havadar olmalı. Tüm kapıları açılır olmalı. Motoru güçlü ve her türlü hava ve arazi şartlarında da ne yapılır? Üstün özellikte kullanma özelliği mevcut olması gerekiyor. Araca binerken ve inerken uygulanması gereken kurallarımız var. VIP sürücüsü 30 dakika önceden 15 dakika kala arabasını çalıştırır. Araçlar binilecek yere bariyer görevi görecek şekilde çalıştırılır. Bina girişine yakın bulundurulmalı ve VIP aracı merdiven veya gidişi tam karşısına çekilmelidir. VIP araca biner binmez korumalar araçlarına binmeli. VIP aracın sağ arka koltuğuna koruma amiri ise ön sağ koltukta oturacak. VIP arka koruma amiri tarafından arkaya bindirildikten sonra yakın koruma amiri ön sağ koltuğa oturup kapıyı kapatır kapatmaz kapıları da kilitlemeli ve hemen hareket etmelidir. Muhtelif yerlerde koruma teknikleri ise arkadaşlar binaların giriş ve çıkışlarında koruma, döner kapılarda koruma, yürüyen merdivenlerde koruma, asansörde, tuvalette, yatakhanesinde koruma ve yürüyüşlerde koruma teknikleri var. Diğer yerlerde koruma düzenleri ise kabul sırasında, selamlama törenlerinde, ziyaretçi kabulü ve konuşma ve de basın toplantılarında, kalabalık içerisindeki geçişlerde de ne yapar? Diğer yerlerde koruma tedbirleri alınır. Kürsü ve sahne koruma teknikleri vardır. Kürsü kurşun geçirmesi olacak. İzleyicilerin mümkün oldukça uzak tutulmalı. Kürsüde mikrofon tek ve ağzı açılmamış pet şişe bulunmalı. Işıklar, aydınlatmalar izleyicilere göre yönlendirilmeli. Tüm hediyeler kürsüye gelmeden önce de incelenip kontrol edilip ve teslim alınmalıdır. Motorize koruma tekniklerinde tek araçlı koruma, iki araçlı koruma, üç ve çok araçlı koruma konvoy tekniklerimiz vardır. Tek araçlı araçla koruma, VIP arabası koruma amiri ve sürücüden oluşur. Tek araçla intikal edilir. İki araçlı koruma düzeninde ise önde öncü yakın koruma ekipleriyle öncü koruma aracı ve VIP aracıyla birlikte intikal edilen iki araçlı konvoy düzeni. Çok araçlı konvoy düzeninde ise öncü araç, VIP aracı ve artçı arkada yakın koruma ekipleriyle birlikte intikal edilen hatta daha fazla araçlarla da yapılabilen çoklu sistemli konvoy koruma düzenleri vardır. Ayrıca resmi konvoy düzenine dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar.
Resmi konvoy dizilişinde trafik aracı vardır, eskort aracı vardır onun arkasında. Ön koruma aracı, öncü koruma aracı, VIP aracı ve artçı koruma aracı, karşı müdahale aracı dediğimiz karşı atak timi, yani kısaca KAT yazılır. Saldırılara karşılık veren karşı atak timleridir. Ayrıca önemli olan ambulans aracı, asayiş arabası ve diğer heyet araçları ve de misafir araçları da bu resmi konvoy düzeninde diziliş alırlar. Ama öncelikli önemli olan konu ve neresi olur derseniz, soru geldiğinde öncü VIP arabası, artçı ve ambulansın ve önde kılavuz, arkada ambulans ve arada da misafir ve resmi diğer araçlarında, asayiş araçlarında mevcut olduğunu bilmeniz yeterli. Resmi konvoy düzeninin seçici olabilmeniz için trafik eskort ve ambulans aracının öncü, VIP ve artçı aracının olduğunu da bilmeniz yeterli olacak. Suikastçiler hangi nedenlerden oluşur? Ekonomik, siyasi, ideolojik, kişisel, psikolojik ve profesyonel nedenlerle suikastçiler oluşur. Bu suikastçilerin aşamaları nelerdir? Birinci aşaması hedef seçimi, ikinci aşaması ön istihbarat, yani ön araştırma yapar. Üçüncü aşaması planlama, dördüncü aşaması karar, beşinci aşaması ise kaçıştır arkadaşlar. Bu sıralamaya çok dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi suikastinin ikinci aşamasıdır veya üçüncü aşamasıdır veya birinci aşaması hangisidir diye soru gelebilir. Birincisi hedef seçimi, ikincisi hedef varatı, ön araştırma dediğimiz, saldırının planlanması, saldırı dediğimiz karar, dördüncü aşama, beşinci aşamada kaçış. Saldırı metotlarımız var. Bunlar yakın metot, uzak metot ve diğer metotlar olarak üç çeşit metotlar vardır. Yakından metot, kişi, suikastçı hedefin gözünün içine baka baka yakından yaptığı, profesyonellik arz etmeyen suikast yöntemidir. Uzak metot yöntemi ise 7 ile 8 metre mesafeden yapılan, profesyonellerce yapılan ve de ateşli silahlarla yapılan suikastlere de biz uzak metot diyoruz. Diğer metotlar ise zehirleme, kaçırma, boğma gibi intihar eylemleri, oyuncak uçaklar, uzaktan kumandalı sistemlerle yapılan vesaire diğer metotlarla yapılan saldırı metotlarıdır. Saldırılara karşı ayrıca metotlar var. Bunlar da koruyucu, gözetleme, koruyucu istihbarat, öncü çalışma, güvenlik çemberi, araç konvoyları ve koruma elemanlarıyla birlikte yapılan saldırılara karşı metotlarımız vardır. İntihar saldırılarının aşamaları nelerdir? Öncelikle saldırı yapacak kişinin seçimi, mekanın belirlenmesi ve ön hazırlıklar, intihar saldırısı yapacak kişinin hazırlanması ve patlayıcı ile donatılması, intihar eyleminin olay yerinde yapacakları başlıca intihar saldırısının aşamalarıdır. İntihar saldırısının avantajları: sansasyonel bir olaydır. Eylemin önlenmesi son derece zordur. İnisiyatif ve avantajlar eylemciden yanadır. Taşınan bomba insan fiziğine uygun hale getirilmesi, bu saydığım hususlar suikastçinin savunmaya yönelik avantajları. Çünkü intihar saldırılarda terörizm ve örgütlerin, illegal örgütlerinin nerede, ne şekilde saldırı yapacaklarını kestirmek güçtür. Ancak yakın koruma amiri ön istihbarat araştırmaları yaparak her türlü alternatifleri dikkate alarak da savunma reflekslerini ve tedbirlerini ona göre alır. Tabii ki bu saldırıların çeşitliliği çok yönlü olması nedeniyle de bu hususları da bilmek gerekiyor. Soru geldiğinde ise intihar eylemlerinin esas nedenlerinden nedir denildiği zaman, sansasyonel olay olması itibariyle örgütler güç kaybettiği zaman başvurdukları son olaylardır bunlar. Terörizm örgütlerinin, illegal örgütlerin sisteme karşı, düzene karşı güç kaybetmeleri ve zafiyetleri arttıkça sansasyonel eylemlere başvururlar. İntihar eylemlerinde seçilen kişinin saldırganın özelliklerini belirlerken ve tespit ederken ruhsal ve psikolojik sorunu olan örgüt üyesi topluma küsen, iş, okul ve hayatında başarısız, öç alma duygusunu taşıyan, eyleme ikna edilebilecek kişiler arasındadır. Bu bahsettiğimiz özelliklerden herhangi birisi olduğu zaman eylemlerde örgütlerin seçici olma hususunda kullandıkları nedenlerdir. Evet arkadaşlar, kişi koruma dersinin ikinci dersinde teorik olarak konuları sizlere aktarmış bulundum. Sınavda başarılar diliyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Diğer videomda görüşmek dileğiyle.